TV Bolu izleyenleri, 6 Haziran 2022 sabahından yine herkese merhabalar. Selamünaleyküm. Bütün Bolu halkını selamlıyorum. Günün yorumunda tabii nereden yapıyor Cihan Bey? Acaba yine bahçesi mi diyebilirsiniz ama burası bizim bahçe değil. Bolu merkezde bulunan Atatürk Orman Parkı. Bununla ilgili bir anekdotu hatırlatmak istiyorum. Belki bilmeyenler öğrenecektir. 2005 yılından önce burası arkadaşlar mezbelelik bir haldeydi. Çok kötü durumdaydı. Her taraf çalı, çalılık. Böyle adeta hakikaten ormanı andıran bir kötü görüntüsü vardı. Şehrin alkol almak isteyenleri maalesef burayı tercih eder. Burada olaylar bitmez. Bir takım, çok özür dilerim, fuhuş olayları, müstehcen bir takım olaylar maalesef yaşanırdı. Şehrin içinde dolaşan köpekler de buraya dadanmış vaziyetteydi. Burası huzursuz, güvensiz bir yerdi. 2005 yılı itibariyle dönemin belediye başkanı Alaaddin Yılmaz buranın mülkiyetini Orman Bakanlığı'ndan belediyeye satın aldı, kazandırdı. 240 bin TL civarında, bedavadan biraz pahalıca, çok uygun bir rakamı o dönem itibariyle hatırlıyorum, belediyeye kazandırdı. Belediye kazandırdıktan sonra burada tabi bir peyzaj çalışması oldu. Burası bambaşka bir park haline geldi. Spor alanlarıyla, oyun bahçeleriyle, oyun parklarıyla, efendim yürüme alanlarıyla, spor işte yaşam alanları, havuzları, efendim kafeleri gibi, mescidi, bütün yaşam açılarına hitap eden bütün efendim burada faaliyetler, tesisler yapıldı. Burası çok güzel bir yer haline geldi. Adeta kendi çapında Bolu bir millet bahçesine ta o zamandan kavuştu. Bu hakikaten güzel bir hizmetti. Yani bakanlığın malı olan bir alanın belediye mülkü haline getirilmesi ve akabinde de güzelleştirilmesi Bolu için gerçekten çok faydalı oldu. Özellikle hafta sonları burası tıklım tıklım dolu oluyor yazları. Kışları da öyle. Kışları da spor yapmak isteyenler, yürümek isteyenler burayı birinci tercihleri. Ben tabii böyle bir eseri, böyle bir fırsattı o dönem için. Bu parkı Bolu Belediyesi'ne kazandıran ve burayı güzelleştiren Alaaddin Yılmaz ve ekibine çok teşekkür ediyorum buradan. Maalesef tabii hizmetsiz ve esersiz geçirilen bir dönemde bunu yorumlamış olmak da beni üzüyor. Buradan mevcut başkana da sesleniyorum. Lütfen biraz daha çalışın. Daha koordineli çalışın. Eserler bırakmaya gayret edin. İnsanlar sizin sözlerinizi değil eserlerinizi düşünecek. Eserleriniz için size teşekkür edecek. Eserlerinizle hatırlamak isteyecektir. Kimse sizi kötü sözcüklerinizle hatırlamak istemez. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Görünür rütbeyi aklı eserinde. Eserler bırakmamız gerekiyor. Kim taş üstüne taş koyuyorsa Bolu'da, hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek durumundayız. Ben teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ahirete irtihal etmiş olanlar varsa Allah'tan rahmet diliyorum. Halka hizmet hakka hizmettir çünkü. Biz işte geldik gidiyoruz, bir gölgelik. Bu dünya bir gölgelik. Biraz gölgelenip gideceğiz. Biz de göçeceğiz. Arkamızda dünya, önümüzde ahiret. Çalışmamız gerekiyor. Ahirete çalışırken de tabii ki dünyada yaptıklarımızla değerlendirileceğiz, nazar alınacağız. Dolayısıyla bu noktaları gözden kaçırmadan yöneticilik yapmalıyız. Yöneticilik yapmak zorundayız. Buradan beni dinleyenlere ayrı ayrı selam ediyorum. Hayırlı haftalar, bereketli, helalinden bol kazançlı haftalar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Saygılar, selamlar.